Oh. Zahmet oldu Irmak Hanım. Sizin de elinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Afiyet olsun. Narin Fırat'ın evine geldi, bilginize. Ablacığım ben çıkıyorum, görüşürüz sonra. Nereye canım bu saatte ya? Bizim candanlar dışarı çıkıyormuş da beni de çağırdılar. Onlara katılacağım ben. Görüşürüz, afiyet olsun. Deniz Hanım, bence Irmak'la Fırat'ın arasını yapmamız lazım. Böyle olmayacak. Fırat bence o konuyu kapattı Sermet Bey. Ben yardım edeyim size. Yok yok, zahmet etmeyin. Oturun siz. Hay benim çeneme ya. Narin'i kıskanıyor. Benim yüzümden arası iyice bozulacak bunların. Nasıl dertlendi birden. Lan ne yapsak Ali de yok soralım. Ne ince işlermiş arkadaş bunlar ya. Deniz Hanım, bizim birader biraz ketum çocuktur. Yani öyle kesten kana akmaz. Tabii Irmak gidince çok üzüldü. Nasıl üzülmesin adam? Nişanlısı, düğün günü belli. Yani birden harap oldu çocuk. Sermet Bey, bana o buzdolabı Fırat'tan bahsetmeyin lütfen. O sepetledi benim kız kardeşime. Benim kız kardeşim neler çekti onun yüzünden. Ayrıca ben o konuşmayı daha önce yaptım onunla. Evlenebiliriz de evlenmeyebiliriz de havalarındaydı. Çıldırttı beni ya. Sonra ne yaptı? Nişanlandı. Sonra sepet havası. Ya bırakın Allah aşkına böyle aşk olur mu ya? Şimdi ama yani erkek milleti de şeye gelmez yani. Vallahi ben... Seven erkek nasıldır iyi bilirim Sermet Bey. Böyle kadına kendini yıldızlı geceler kadar iyi hissettirir. Deniz Hanım, filmlerde görüyorsunuz böyle şeyleri. Nerede var öyle fulüm fulü bir erkek? Ben tanıyorum böyle bir erkek Sermet Bey. Siz. Aha. Yok bir şeyler olmuş arkadaş bu kadın milletine. Buraya gelmekle daha mı umutlandırdık? Ne yaptık bunu anlamadım ki ben şimdi ya. İyice köşeye sıkıştım. Hadi bakalım nereye kaçacaksın artık? Ya bende öyle bir durum yok. Yani ben dozonun önüne gideneyim Deniz Hanım. Ben kötü bir adamım. Yani benimki saçma sapan, saplantılı, tek taraflı bir aşk. Yani çocukluk aşkı yani. Benim narin olan aşkım çocukluktan kalma bir durum. Yani değil mi? Yani hapı olsa içeceğim kurtulacağım. Gerçekler acıdır Deniz Hanım. Bana müstahak. Başkasına kör kütük aşık olan adama aşık olursan alacağın cevap da bu işte. Gerzek Deniz. Şimdi neydi o mesajlar diyeceğim. Ciddiye mi aldın diyecek. Aman değmez küçük düşmeye. Geç oldu değil mi? Sohbet güzel olunca daldık. Ben gideyim. Ben sizi geçireyim. Sen bu Sermet'le niye bu kadar samimi oluyorsun? Tuhaf zevkler mi edindin bu aralar? Yeraltı baronlarına mı merak saldın? Kendine bak bir adama bak. Allah aşkına olacak iş mi yani? Saçma saçma konuşma be. Arkadaşız biz sadece.
Ablacığım ben ona nasıl baktığını gördüm. Beni uyutamazsın, tamam mı? Hani ne konuşuyorsunuz birlikteyken? Ortak zevkleriniz nedir? Müzik, yemek. Bir seyahate nereye gidersin ki sen o adamla? Bir düşün. Gerçekten sabah sabah seninle uğraşamayacağım ya. Bilmiyorum. Söylediklerimi bir düşün bence. Neyin içine girdiğine dikkatlice bir bak. Ay sabah sabah geldi başladı yine ya. Ben nereye gidiyorum ya? Kız haklı. Ay böyle olmaz olmaz. Yok, benim acilen bir şeyler yapmam lazım. Sermet başkasını seviyor. Hem bana uygun değil ya. Taban tabana zıt insanlarız biz. Nasıl bir ilişki olabilir ki zaten? Of! Deniz, sürpriz oldu ya. Ya bunları yan yana konuşalım. Ben sana geleyim mi? Tamam. Yalnız benim bir temizlik yapmam lazım. Bir saat ver bana. Yani temizlik derken gerçek anlamda temizlik. Ya da dışarıda buluşalım. Yemeğe gidelim. Ha? Önemli değil işte canım. Bu vesileyle atölyeni temizlemiş olursun. Tamam. Çok özledim seni. Deli oldum yokluğunda, yaşayamadım. Ben de canım. Ben de. Can. Söyle aşkım. Biz evlenelim mi hemen? Hı? Vallahi bak ciddi söylüyorum. Biz geldik. Vay Baldız, ne haber? İkimiz de yuvaya döndük demek. Neyse bir yere kaybolma, pasta aldık, kutlama var. Sana büyük haberlerim var. Bravo, bravo gerçekten. Bu muydu çözüm yani? Bir Sermet şıkkını tekrar değerlendirmeyi düşünebilirsin bence. Şişt, bana bak, ben siz müjdeyi vermedin değil mi? Evleneceğimizi duyunca yüzünün alacağı şekli görmek istiyorum. Ama söyledin, söyledin sen şimdi. Harika. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.